Onlar Türk sinema tarihinin en efsane ikilisi. Hafızamıza kazınan çok sayıda repliğin baş mimarları. İnek Şaban ve Badi Ekrem ikilisiyle başlayan birliktelik, Yeşilçam'da Kemal Sunal, Şener Şen filmleri başlığının doğmasına sebep oldu. Bu iki usta isim 9 filmde birlikte rol aldılar. Oynadıkları her film çok izlendi. Söyledikleri her söz akıllarda kaldı. Aradan 50 yıla yakın süre geçmesine rağmen onların filmlerini hala bıkmadan, usanmadan seyrediyoruz. Bu yayında Kemal Sunal, Şener Şen ikilisinin birlikte rol aldığı filmlerden bahsedeceğiz. 1976-1981 yılları arasında çekilen bu filmler artık Yeşilçam sinemasının klasikleri arasında yerini aldı. İkilinin de sinemamızın en uyumlu çifti olarak anılmasına neden oldu. Hadi başlayalım. Başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tarihler 1976 yılını gösteriyor. 1975 yılında vizyona giren Hababam sınıfı gişede rekor üstüne rekor kırmış, Ertem Eğilmez'in aslında tek bir film olarak düşündüğü eserin devam filminin çekilmesine karar verilmiştir. İkinci filmin senaryosuna ilk filmde yer almayan Badi Ekrem karakteri de eklenir. Ancak büyük bir sorun vardır. Bu ilginç tipleme hangi oyuncu tarafından canlandırılacaktır? Şener Şen o sıralar Arzu Film ekibinin tam kadrolu oyuncusu değildir aslında. Sadece Bizim Aile filminde Şener olarak kendini göstermiştir Eğilmez'e. Ancak bu film iki taraf henüz bilmiyor olsa da uzun yıllar devam edecek birlikteliğin habercisidir. Uzun tartışmalar sonunda Eğilmez rolü Şener Şen'e vermeyi kabul eder. Ancak tereddütleri vardır. Rol için uygun kişinin Şener olup olmadığından şüphelidir. Film vizyona girdikten sonra gelen olumlu tepkiler Eğilmez'in tereddütlerini yok eder. Böylece Şener Şen, Arzu filmin çekirdek kadrosunun bir parçası haline gelir. Hababam sınıfı sınıfta kaldı, Kemal Sunal Şener Şen ikilisinin beyaz perdede bir arada gördüğümüz ilk yapımdır. Çek karnını! Omuzlar dik, çene yukarıda, göğsünü şişir, gözler ileride. Bakın maşallah aslan gibi. Aslan gibi bir inek. Filmde ikilinin sadece birkaç sahnesi vardır birlikte. Ancak bu sahneler ikili arasındaki kimyayı göstermek için yeterlidir. Kalkmıyor. Kaldır. Kalkmıyor. Kaldır. Ya kalkmıyor diyorum, kaldır diyor. Susun. Hababam sınıf uyanıyor da Sunal Şen ikilisinin birlikte yer aldığı sahnelerde artış vardır. Ben bu yaz neredeydim? Nereden bilelim ya? Size soruyorum, ben bu yaz neredeydim? Buna ne denir? Ne bileyim ben? Cirit, cirit. Ha, cirit. Hadi at. Niye, lazım değil mi? At! Badi Ekrem ve Şaban'ın diyalogları seyircileri kahkahaya boğar. Ağlama hocam. Beni de ağlatacaksın. Ağlıyor ya. Çekinmedi mi bayram? Çekinmedi. Artık film kopmuştur. Kemal Sunal Şener Şen filmleri ardı ardına gelmeye devam eder. İkili Tosun Paşa'da Şaban ve Lütfü. Bakın. Aptal. Bir türlü yapamıyorsun. Gel bakayım şöyle. Müsaade edin efendim. Vallahi olmaz. Abi, ben öpeceğim. Müsaade edin efendim. Sen müsaade et. Ne yapıyorsun lan koskoca paşa, öyle öper mi? Lütfü. Sen de arkama yastık koy. Bu evde ne kadar rahatsız canım. Ay, dikkat etsene ulan. Sırtımı acıttın. Ne kadar aptalsın canım. Ne kadar aptalsın. Affedersin paşa. Süt kardeşlerde ise Şaban ve kumandan İsamettin'dir. Seni hiç unutmayacağım Şaban. Sağ olun kumandanım. Gözümü senden ayırmayacağım Şaban. Sağ ol. Seni unutabilir miyim Şaban? Hiç aklımdan çıkmayacaksın Şaban. Canım kumandanım benim. Kes! Sen Şaban değil, Şaban'sın. Ben başka bir şey mi söyledim? Süt kardeşler popüler kültürde öylesine yer edinir ki filmde yer alan... Seni hiç sevmiyorum süt oğlan. Babanı da sevmezdim zaten. Ay. Repli Türkiye'de gündelik hayatın bir parçası haline gelir. İkili Hababam sınıfı tatilde de son kez Badi Ekrem ve Şaban olarak bir araya gelirler. Sakın hoşafı içmeyin. Durup dururken niye hoşaf içeyim oğlum? Çıldırtma beni.
Eğer hoşafı içersen darılırım vallahi. Ulan senin inadına hoşaf içeceğim. Yapma. Hoşaf içeceğim. İyi hoşaf içeceğim. Pis çekirge. Unutulmaz sahnelerin olduğu serinin bu filminde özellikle sınıfın kampa gittiği anlar ikilinin izleyiciye eğlenceli dakikalar yaşattığı bölümdür. Bu ateşte yakmaz mı? Yakmaz. Kılıma bile dokunamaz. Bu ateşte çıplak ayakla yürüyebilirim. O halde yakmadığını gösterin bize hocam. Şimdi mi? Şimdi diyorlar. Ne yapalım? Peki. Yardım edin. Ayakları da kokuyor. Şabanoğlu Şaban'da ise ikili yine Şaban ve kumandan Hüsamettin'dir. Aslanım benim. Senin adın ne bakayım? Şabanoğlu Şaban. Ya demek babanın adı da Şaban. Dedeminki de Şaban. Yani siz sülalece Şaban'sınız. Evet, sülalece Şabanoğlu Şaban'ız. Ancak Şener Şen bu sefer Bahriye kumandanı değil, karakol kumandanıdır. Ulan ne dar kapı ya? Ah! Şaban Hüsamettin sahneleri yine filme damgasını vurur. Bu gece sabaha kadar ileri karakol nöbeti tutacaksın. Senin için her şeyi yaparım canım, kumandanım benim. Kes! Senin gibi askeri gebertmenin başka yolu yok. O düşmanın gözü kör olsun, hala öldüremedi seni. Canım, çok kabiliyetsiz herif bunlar. İleri karakol nöbetinde mutlaka işini bitirecekler, mutlaka. 1977 yılında Zeki Ökten'in yönettiği Çöpçüler Kralı, Kemal Sunal'ın Şaban olmadan Şener Şen ile kamera karşısına geçtiği ilk yapımdır. Diğer yapımlara göre senaryo ve tempo açısından çok daha farklı bir yerde duran Çöpçüler Kralı'nda Çöpçü Abdi'nin hikayesi anlatılır. Abdi'nin sorumlu olduğu mahallede oturan zabıta amiri rolünde ise Şener Şen vardır. Seni hırs düşman, vatan haini alçak! Nişanlıma göz diktin ha! Kendine gel be Allah! Seni namussuz bu! Belediye teşkilatının yüz karası! Zabıta amiri Abdi'nin yaşadığı zorlukların ana sebebi olarak çıkar karşımıza. Her zaman onun yoluna taş koyar, işlerini zorlaştırır. Keyfi beyde yok pezevengi. Lan çöpçü, at o sigarayı. Lan vazife başında sigara içilir mi? Öyle bir içilir ki, anası bile şey yapılır. Ancak filmin sonunda kazanan yine Abdi olur. Sizin terliğiniz hanımefendi, pislik. Atıf Yılmaz'ı yönettiği Kibar Feyzo ise politik gücünün yanında Kemal Sunal ve Şener Şen'in muhteşem oyuncu performanslarıyla unutulmazlar arasına girmiştir. Filmde Feyzo'nun köyünde yaşadığı başlık parası sorunu yüzünden şehre gitmesini ve şehirde edindiği deneyimi köyüne aktarmaya çalışmasını izleriz. Bu ne la? Lengeri fötür şapka mahva. Ya bu ne la? O da lengeri fötür. Seninki biraz eskimiş ha. Benimki eskimiş ha? İtti ulan! Bu arada Feyzo, Şener Şen'in canlandırdığı Maho Ağa ile de sınıfsal bir çatışmaya girmek zorunda kalır. Ulan yediğiniz ekmeğe hıyanatlık edersiniz ha? Of yandım of ay! Ulan ocağıma işersiniz ha? Faşo Ağa sahnesiyle akıllarda yer edinen Kibar Feyzo, politik içeriğinden dolayı 10 yıl kadar gösterimi yasaklanmıştır. Ulan ne yazıyorsun oraya hırbo? Faşo Ağa. Faşo ne demek la? Şey, belem puşt gibin, ibne gibin bir şey yani. Ulan seni! Sağ ol ağa. Koymayalım ulan iti olayı it. Feyzo ve Maho Ağa sahneleri bugün sosyal medyada hala en çok paylaşılan sahneler arasındadır. Hey. Ben yapmışım ağam, beni kovacak mısın? Koymayacağım ulan seni iti olayı. Yatır bunu falakaya! 1981 yılında Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı Davaro, Kemal Sunal Şener Şen ikilisinin birlikte rol aldığı son yapımdır. Filmde kan davalı iki ailenin süren çatışması konu edinir. Senin baban da benim dedeyi vurmuştur. Senin deden de benim dedemin dedesini vurmuştur. Vurmuştur ama niye? Dedenin dedesinin davarı yüzünden. Hıyar tarlamıza girmiş. Deden de ne yapsın, çekmiş vurmuş hayvanı. O zaman dedemgil ne yapmış? Sülalece tarlaya dalıp bütün hıyarları yemişler. Toplumsal sorunları mizahi bir dil ile eleştiren yapım çok sayıda kült sahneye sahiptir. Tabut sahnesi. Kıbleye doğru gelecek. Ne kıblesi? Canım kalkıp namaz mı kılacak? Sen başını bu tarafa ver. Çarpılırız oğlum.
Başı kıbleye gelecek. Çevirin. Yo, hortuma gelecek. Sen çevir. Olmaz kıble. Hortum. Lan delirdin mi sen? Hortum da ne oluyor? Hapishane. Mem hocam, tepsinin içinde çarşaf var. Aa. Çarşaflı börek. Kıymalısı yok muydu lan bunun? Da var. Ona çarşafı yemeyeceksin, giyeceksin. Ha, anlamışım. Önce böreği yiyip sonra... Ula bırak böreği. Üleşme. İki sana, iki bana. Nuh, gidin ha. Dur, peki ne istesin? Üç bana, bir sana. Siktir la, bokunu çıkarma. Peki. İki sene, iki bana. Kemal Sunal ve Şener Şen, Davaro filminden sonra birlikte herhangi bir filmde rol almaz. Şener Şen birkaç yıl daha sinemada ikinci adamları oynadıktan sonra nihayet Namuslu filmiyle başrol oyunculuğa yükselir. Bu filme kadar ya Kemal Sunal'ın ya da İlyas Salman'ın yanında hikayenin kahramanına engel olmaya çalışan yan karakterdir. Gerçek hayatta çok iyi dost olan bu ikili, Namuslu filminden sonra artık ekip arkadaşı değil, iki rakip oyuncudur. Kemal Sunal, Şener Şen'in sinemadaki bu yeni konumu hakkında 1985 yılında şu yorumda bulunur. Şener Şen iyi oyuncudur, kabiliyetlidir. Benim bir sürü filmimde oynadı. Açmazcılık yapıyordu. Yani kavuklu pi şeker ikilisini oluşturuyorduk. Şimdi tek başına bir deneme yapıyor. Bilemiyorum daha, onu da göreceğiz. Ama belli mesuliyetleri alıp film yapacağına, ikinci adam oynamaya devam etseydi bence kendisi için çok daha yararlı olurdu. Kemal Sunal çok sevdiği dostu hakkında öngörüsünde yanılmıştır. Şener Şen'in Namuslu filmiyle başlayan sinemadaki birinci adam yolculuğu Züğürt Ağa, Aşık Oldum, Çıplak Vatandaş ve Milyarder'le devam eder. O artık Türk sinemasının starları arasındadır. Şener Şen dostu Kemal Sunal için çok güzel sözler sarf eder. Kemal Sunal'ın Yeşilçam'ın gerçek starı olduğunu söyleyen Şen, onun üzerine yapışan Şaban tiplemesinden çok da memnun olmadığının altını çizer. Kemal'in işi benden zordu. O gerçek stardır. Yani senaryoya, hikayeye bakmadan sırf ismi var diye filmine gidilen adamdı. Seyircisini yanıltmadı zaten. Bekleneni hep verdi. Yoksul, ezik fakat toplumun ortak bilgeliğini, kurnazlığını taşıyan tiplerdi. Hikayenin sonunda zafer onundu. Bu formülü bütün filmlerinde kullandı. Bu avantajlıydı. Seyirci ne göreceğini tahmin edebiliyordu. Ama İnek Şaban gibi tiplemeler üzerine yapıştı. Halk ona Salako, Şaban diye bağırıyordu. E Kemal o değil. Canlandırdığı karakterler bunlar. Tabii ki rahatsız oluyordu. Nihayetinde Kemal Sunal ve Şener Şen Türk sinemasının en değerli oyuncuları arasında. Onlar arasında seçim yapmaya çalışmak çok da anlamlı bir arayış değil. Sinemamızda her ikisi de ayrı ayrı değere sahip. Amerika Birleşik Devletleri'nde var olan Ulusal Film Arşivi gibi bir olgu Türkiye'de de var olsaydı eğer onların filmlerini bu arşive eklemek zorunda kalırdık. O kadar değerliler yani. Bu yayında Kemal Sunal ve Şener Şen'in birlikte rol aldığı yapımlardan bahsettik. Hababam sınıfıyla başlayan bu seri Davaro'yla sona erdi. Her yeni nesil onların filmleriyle büyümeye, sahip oldukları mirası sonraki nesillere aktarmaya devam ediyor. Böylesine bir ikilinin bizim sinemamızdan çıkmasına şükretmek gerek. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.